Bırak! Yüksel! 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 Ahmet! Yüksel! Bırak! Bırak! Yüksel! Bırak lan! Bırak! Bırak! Yüksel! Yüksel! Yüksel iyi misin? Yüksel! Bana bak, ne olursun bana bak! Evimde ne aradığını sorabilir miyim? Ela Hanım geldi, kendini bana tanıttı. Ne sebeple baba? Bize biraz müsaade eder misin? Şu git balıklarla uğraşsan. Ela Hanım belki yemeğe de kalacak. Yani fırına mırına attı. Konuyu bilmesinde benim için bir sakınca yok yani. Siz nasıl uygun görürseniz. Hadi Mert hadi ya. Baba, baba, baba. Döndün demek. Biliyordum. Efendim Volkan. Komiserim, fişek ekran görüntü vermiş. Nerede? Harbiye civarları, yarım saat kadar önce. Tamam, tamam, intikal ediyorum. Siz kameraları bakmayı sürdürün. Bana tam mevkiyi söyleyin, tamam mı? Canım işte neyse ya. Yaş ilerledikçe yani. Siz emekli olduktan sonra Yüksel Amir kadını salıyor. Yani kadını kayırdı mı demek istiyorsunuz? Yüksel böyle bir şey yapmaz. Ben onu tanırım. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Bu konu neden şimdi açıldı? Yüksel Amir kadını kayırdı demek istemiyorum. Ortaya bir adam çıkıyor. Kadının suçunu üstleniyor. Ki durumla da hiçbir alakası yok belli ki. Yüksel Amir davanın üstüne gitmiyor. Ki delil de var. Yani bu ifadeyle işi bağlıyorsunuz. Aynen. Peki neden şimdi? Neyin peşinde gidiyorsunuz Ela Hanım? Yüksel Amir'le Fişek Ekrem arasında bir bağlantı buldum. Ne gibi? Bu kadının ortak noktaları. Yani bu kadının suçunu üstlenen adam Fişek Ekrem'in adamı. E'si belli ki bu kadın Yüksel Amir için önem taşıyor. Yani hala görüşüyor olabilirler. Bu durumda da bu kadın üstünden Ekrem Yüksel Amir'e ulaşabilir. Adı neydi bu? Banu. Harbiye'de bir gazinoda çalışıyor. Siz bir şey biliyorsunuz. Atilla abi hayırdır? Ben izinliydim. MKC komiser izinleri kaldırdı. Aşağıdayım. Babana söylersin. Babam evde yok ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.